Başladık bile. Discord burada açıkta kalsın, bu diğer tarafta bu data kalsın. Şimdi biz en son şey yapmıştık. Tek bir tane parametremiz vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Demiştik zaten buna yapay zeka demeye gerek var mı yok mu? Makine öğrenmesi demeye gerek var mı yok mu? Ama temelinde makine öğrenmesinin en küçük temelde çalışma mekanizması ile aynı mekanizma. Bunun bir farkı yok o. O açıdan bir farkı yok. Şimdi biraz daha gerçeğe yaklaşalım. Yani onun içinde ne diyelim bu sefer? Emlak üzerinden yapacağımız için yapay zeka 102 diyelim. Öyle bir şey mi deniyor? Yapay zeka 101 A gibi bir şey de diyebilir. 102 diyelim. 102 diyelim. 103, 104, 105 diye gideriz. 102'den başladık. Şimdi öncekinde pandas import etmemiştik sanırım. Bu sefer import pandas spd deyip bu elimizdeki datayı bize düzgün bir şekilde göstermek için var. Datamız da şurada. Hemen getirelim. Sen niye orada açılıyorsun? Buraya atalım. Şimdi data bu. CSV. Data bu. Bunu okumak için direkt hemen altına ekleyebiliriz. Datayı da şöyle görelim. Environment seçiyorum. Buralarda bir sorun yok. Bilmediğiniz şeyler değil zaten. Şimdi burada bu videoda ondan da bahsetmiş olacağız. Eğer bu videoyu izleyen, dışarıdan izleyen arkadaşlar için de bir çağrıda bulunmuş olalım. Bu şu an bahsedeceğimiz şu notator sütunundaki konsepti kendimiz bulduk diye düşünüyoruz. Yani bir yerde görmedik. Hiçbir yerde görülmediyse bu bizim icadımız sayılmış oluyor dolayısıyla. Bunu bir yayın olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Eğer siz başka yerde gördüyseniz söyleyin. Ona göre en azından şey yapmamış olalım. Kullanmamış olalım orayı. Bu sütunu da silmeyi unutmuşum. Bu price per living area var ya. Bunu kullanmayacağız zaten. Gerekli değil ama bu notator kısmını konuşacağız. Şimdi ilk önce bir çizmek için getiriyorum yine diğer sayfadan kodları. Kodların üzerinden bir ufak gösterebilirim. Sorun değil. Bu seaborn sadece notator'ın şeyine göre renklendirmek için. Datayı alacağız. Living area renov Y'de price. Bu aynen. Bu dairenin yaşam alanı. Yani metrekaresi. Net metrekare mi deniyor buna, ne deniyor bilmiyorum. Bu da dairenin fiyatı. Bir görelim ekranda. Şimdi ekranda şöyle dikkat ederseniz şu anda ne var? Rastgele dağılmış noktalar var. Bu seferki problem şu. Yani yapmak istediğimiz. Bir öncekinde neyi tespit etmeye çalışıyorduk? Bir dart attık. İsabet ettik mi? Iskaladık mı? Bunu tespit etmeye çalışıyorduk. Yani yapay zekamızın görevi oydu. Şimdiki yapay zekamızın, bu mikrofon düzgün şey alıyor mu diye bakayım dedim. Acaba bizim ses alıyor mu? Yani onu bir, yani çok az oynuyor sizin seste ama inşallah alıyordur. Almıyorsa bu videoda biraz şey olacak. Şimdi ne dedik en son? Unuttum. Ha, bunun amacı, yani o öncekinin amacı bize bir atış verildi. İsabet mi, ıska mı onu hesaplıyoruz. Ama bu seferki öyle değil. Bu sefer bize bir adam diyor ki benim işte diyelim ki 2,5 metrekare bir evim var. Buradaki 2,5'u öyle şey yapıyorum. Yani 250 olsun, fark etmez. 250 metrekare bir evim var. Bunun fiyatı nedir? Biz bunu en doğru şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. Yani 250 metrekare olan evlerin fiyatı gördüğün gibi burada mesela 5 diyelim buna. 5.000 lira olsun. Bu 5.000 lira da var. 5 küsur da var. 6 gibi de var. 8'e 9'a yakın olan da var. 10 olan da var. Hatta burada 5, yani 2,5'sa eğer, yani 17 milyona bile neredeyse var. Şey, 17 bin liraya bile neredeyse var. Bizim ama bunların ortalaması bir şey söylememiz gerekiyor ya. Dolayısıyla bu datada, yani böyle bir datada mantığımız şu. Bu lineer regresyon. Hani makine öğrenmesi tabiriyle bunun ismi lineer regresyon. Kavramlar olarak şey yaparsak, kavramlar bu tek. Bunda sadece bir tane şey olduğu için bu tekli lineer regresyon. Lineer
regresyon. Türkçe, İngilizce yazmış olduk ama doğrusal regresyon. Bir bağımlı değişkenin bir veya daha fazla bağımsız değişkenle olan ilişkisini modellemek için. Burada şey değil, buradaki bizim bir tane bağımlı değişken dediğimiz evin metrekaresi, şey daha doğrusu fiyatı neye bağlı? Metrekareye bağlı. Şu an bizde bir tane parametre var. Yani bir çıkış, bir girişimiz var. Dolayısıyla bizim günün sonunda bir çizgi çizmemiz gerekiyor. O yüzden lineer deniyor. Bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Doğru bilerek demiyorum. Bu şu anki problemde sonuç doğru olarak çıkacak ama normalde makine öğrenmesinde özellikle de işte neural network'lere gittiğimizde yani yapay sinir ağlarına gittiğimizde çizgi bayağı değişik bir hal alabilir. Tek bir çizgi çiziyorsa bile, çizgi çiziyorsa düzlem de çizebilir. Fark etmez. Ama burada doğrusal bir şey çizeceğiz. Burada şöyle bir şey olacak. Bir doğrunun eğimi, bir de doğrunun konumu gibi mi? Ne deniyor buna? Y'deki konumu, Y'deki kestiği yer. Yani bayez. Bayez diyeceğiz, diğerini de ağırlık diyeceğiz. Ben şey soracağım. Lineer regresyon dediğimizde sadece doğru, yani doğru bulduğumuz yöntemin adı lineer regresyon mu? Yoksa Yok. Doğru olmak çizgi zorunda olarak değil. lineer. Çizgi, evet çizgi olsa da lineer deniyor. Zaten özellikle de bir veya daha fazla bağımsız değişkenle diyor ya. Özellikle daha fazla olmaya başladığı anda artık bu düz değil. Çizgi artık düz değil. Doğrusal regresyon diyoruz burada. Gerçi bu doğrusal yüzünden illa doğru mu olmak zorunda, ismi değişiyor mu orada emin değilim ama genel olarak baktığımızda bunun düz bir çizgi olmayacağını düşünebiliriz. Şu ankinde düz. Başka kavram olursa yine gelip buraya ekleyelim. Şimdi burada bir şey için numpy import etmişiz. Oraya yine geldiğimiz zaman şey yapacağız ama iki tane bir önce fonksiyonumuzu şey yapacağız. Yani def diyelim. Fiyat tahmin et. Fiyat tahmin etme. Ne vereceğiz biz buna? Metrekare. Sadece metrekareyi vereceğiz. Bu metrekareye göre ne yapacak bu? Hemen üstte şey yapalım. Random atadığımız yeri getireyim buraya. Bu kısmı. Import NumPy as MP diyorum. Bunu import etmemin şu anda tek bir amacı var. Random sayısını hep aynı random çıksın diye. Yani şöyle yapacağım çünkü. Seed Evet, seed verebilmek için. Başka da bir amacım yok. İki tane de şimdi weight ve bias. Başlangıç weight ve bias. Bu benim başlangıç eğimim olacak. Buna hatta Türkçe şey de diyebiliriz yani eğim ve bu geçiş şeyini bilmiyoruz ama Y'deki kesme yeri gibi bir şey de diyebiliriz. Çok önemli değil. Biz burada seed belirledik ya. Hı. Weight'i de bias'i aynı mı veriyor? Yok farklı veriyor. Yani sen her çağırdığında burayı weight için farklı verecek, bias için farklı verecek. Ama ikinci defa çalıştırdığımızda yine aynı değeri verecek. Hemen deneyelim. Bak şu anda 0.41'e 0.72 verdi ya. Bir daha çalıştırırsam yine onu verecek. Bir daha çalıştırırsam yine onu verecek. Sen kendi bilgisayarında denesen yine onu verecek. Ama ben mesela seed'i kaldırdım buradan. Şimdi tekrardan çalıştırdım. Hatta yoruma alalım kalkmasın. Yoruma aldım. Tekrar çalıştırdım. Farklı bir değer verdi. Tekrar çalıştırdım. Farklı bir değer. Tekrar çalıştırdım. Farklı. Hep farklı. Seed'i tekrar yüksek Tekrar bir yenisini versem, evet. Tekrar bir versem yine 0.41. Yani biraz önceki değerlerin yine O aynısını. zaman bu şeyi ha, ben de bilgisayarımda wait yazsam öyle. Aynen. Bu Siz burada mesela W sesiniz 8 olsa başka bir aynen öyle. şey getiriyor. Muhtemelen emin değilim. Yani bu böyle olunca farklı bir şey oluyor mu emin değilim. Yok. O Yani zaman benim bilgisayarımda ha ilk iki tane çağrılar değişken. random Evet. artık hep 0.41 Aynen. seed. Aynen öyle. Yani bunu alıp yukarıya götürsem bu sefer bunların yeri değişir. Tamam. Ama amacımız zaten bir başlangıç random değeri bulmak. O kadar. Başka da hiçbir şeyimiz yok, amacımız yok. Şimdi bu bulduğumuz random değere göre, yani bu eğime ve bu kesim noktasına göre datanın üzerinden çizgiyi çizelim. Yani çizgi şu an nerede? Bu random. Daha doğrusu fiyat tahmin et fonksiyonumuzu önce yazalım bence. Çünkü onu kullanacağız. Fiyat tahmin etme. Fiyata göre çünkü şey yapacağız. Şimdi fiyat tahmin etme dediğimiz şey ne yapacak?
Global iki değişken kullanacak. Weight ve Bayezid. Global Weight ve Bayezid. Return'ü ne? Metrekare çarpı Weight artı Bayez. Yani metrekare çarpı eğim artı Bayez. Bu bana fiyatı verecek. Fiyat bu. Bir de hata payı def hata hesapla. Sıçan fonksiyonu mu Aynen. yazıyorsunuz? Aynen. O içeride fit bunun benzeri bir şey yapıyor ama fit'in bir parçası. Birazdan fit'i de yazacağız. Fit'i yazacağız. Bu şu anda fit'in sadece şeyi forward'ı. Forward bir kavram şeyine ekleyebiliriz. Aynen. Forward pass diyebiliriz. İleri geçiş. Bir sinir ağındaki girdilerin ağırlıklarla çarpılması ve ardından aktivasyon fonksiyonuna uygulanmasıdır. Bizde şu an aktivasyon fonksiyonu olmayacak. Bizim bu problemimizde aktivasyon fonksiyonuna ihtiyacımız yok. O 6 parametreli dediğimizde çok güzel bir aktivasyon fonksiyonu şeyim var. Oraya geldiğimizde hatırlat. Çünkü ona bir örnek uydurmamız gerekiyor ya. Şu an mesela buna ev fiyat şeyi verdik. Orada örnek olarak aklıma şey geliyor. Öğrenci notu mesela vize final girdisi var. Ama sadece ağırlıklarla çarpılmıyor. Mesela normalde ne var? Vizenin bir ağırlığı var. Finalin bir ağırlığı var. Sonra çıkış. Biz onu biraz daha böyle süslemek için başka şeylerle de çarpalım. Mesela derse katılım katsayısı. Ondan sonra hoca görüş, hoca kanaatı, ödev kanaatı gibi. Ama şöyle onlar şey olmayacak. Bilinen şeyler olmayacak. Onları içeride tekrardan hesaplayıp bulacağız. Mesela Onlar burada da. ağırlık. Evet onlar ağırlık olacak. Aynen. 6 tane ağırlık olarak düşüneceğiz. Orada işte aktivasyon fonksiyonunu şunun için güzel uygulayacağız demek sebebim o. Çünkü orada notun 0 ile 100 arasında olması gerekiyor. Eksi olamaz. Yüzden İnşallah. büyük de olamaz. Dolayısıyla ne yapacağız? Bak orada şimdiden bir ipucu vereyim. Sigmoid normalde ne yapıyor? Sıfırla bir arası. Yüzle çarp. Yani. Sıfır, bir, yani daha doğrusu hiç çarpmaya da gerek yok. O bir, bire böl, bir artı Üstteki diyorsun biri ya. diyorsun yapacağım. Aynen öyle. Yok, alttaki biri. Üstteki bir, aynen üstteki bir, pardon. Üstteki bir, aynen üstteki biri de alttaki biri de. Zaman tekrar şey alt. Aa. Tam aynı olmuyor da Ha, sıfır bir çıkıyor, doğru diyorsun. Doğru. Sadece üsttekini 100 yapıyoruz. Sadece üsttekini 100 yaptığımızda hiç yüze tekrar geri çarpmadan ne yapmış oluyoruz? Aralığı sıfırla 100 arasına sıkıştırıyoruz. Orada tekrar şeyi de konuşuruz. Hani o dedi ki o E olmak zorunda değil. O muhabbeti de orada deneriz tekrardan. Kısacası forward pass böyle. Şu anda yaptığımız şey. Forward pass'ta ne kadar hata yaptığımızı da bulabiliriz. Yani bu kadar hata yaptık deyip metrekareyi ve fiyatı veriyoruz. Bu fiyat gerçek fiyat. Bildiğimiz bir fiyat. Tahminden fiyatı çıkarırsak hatayı buluruz. Bu kadar hata yaptık. Tersini de yapabiliriz. Yani o tamamen bize kalmış bir şey. Burada hata hesaplama kısmı yani loss fonksiyonu için normalde mean square error kullanılıyor. Böyle bir durumda ihtiyacımız yok. O yüzden Şöyle de kullanmıyorum. yapayım. Negatif de çıkabilir. Negatif çıkarsa zaten benim aşağı doğru indirmem gerekiyor. Yani yukarı doğru çıkaracağım yerde aşağı doğru şey yapmış oluyorum. Dolayısıyla yani şöyle bu aşağıdaki örnekte bu diğer şeyde şöyle yapmışız. Önce yani fiyattan tahmini çıkarmışız. Bir şey değişmeyecek günün sonunda. Sonra eksiyle mi Evet. yapıyorsunuz? Şimdi bir şey değişmeyecek dediğim şey şu normalde. Sigmoid'de değil. Loss fonksiyonunda hani o türevini alırken backpropagation'da başına eksi yazıyorduk ya. İşte bunun yerini değiştirirsen eksi yazıp yazmaman belli oluyor. Yani hangisine göre türevini aldığın olayda eksi koymaya da bilirsin burada. Onun yeri gelince yine o 6 şeyde bunu konuşuruz. Yani o 6'lıya geçtiğimizde backpropagation için bence komple bir video çekelim. Olur Diğer geri bence de. devamı için ayrı bir video. Şimdi bunu da yazdık. Şu anda bunu yapabiliyoruz. O zaman şeyi çizebiliriz. Doğrumuzu datamıza göre şu uydurduğumuz random ağırlık ve şeye göre çizelim. Getiriyorum kodları.
Yani bazı gereksiz kodları tekrar yazmıyorum. Mesela yani şunun ne olduğunu açıklamaya gerek yok diye ben Anladım. açıklamadım orayı. Konuyla ilgili değil çünkü. Ama burası konuyla ilgili olduğu için yazarken konuştuk. Bu da öyle. İşte bunun yaptığı sadece bu sefer datanın içine şeyi çizmek. Şu lineer regresyon değil, tahmin et olacak. Datadaki şeyi alıp gönderecek oraya, fiyatı bulacak. Bulduğu fiyatı y eksenine çizecek. Kırmızı bir çizgi çizecek. Hemen çiz diyelim. Şimdi çizgi burada. Şu anda çizgi burada. Şimdi ne yapacağız? Bu random. Yani dolayısıyla ben şu anda 2,5 milyonluk şey 2,5 metrekare bir ev ne kadar desem bana diyecek ki işte bir küsür bir şey. Hatta direkt şey de yapabiliriz. Örnek olarak çalıştırabiliriz ama gerek var mı emin değilim. Ben mesela desem ki 4 metrekare bir ev ne kadar? Daha yeni 2,5'a geliyor gelmiyor. Değil mi? Halbuki 4 metrekare bir ev minimum 9 milyon falan ediyor. Yani 9 bin falan ediyor. Hindistan. Ama bu binleri falan uyduruyorum. Ben bayağı küçülttüm çünkü onların para birimini bilmiyorum. 2-3 defa 100'e böldüm yani. Burayı da öyle. Bunu da bir defa, bir ya da iki defa burayı da 100'e böldüm. Evler de büyüktü yani. 100 metrekareden büyüktü evler. Bir defa bölmüşüm dolayısıyla aslında baktığımızda metrekare olarak düşünürsek bir defa. Yani 400 metrekarelik bir ev için şöyle baktığımızda 2,5 milyon diyelim buna da. 2,5 milyon diyor ki öyle bir şey yok yani öyle bir dünya yok. Dolayısıyla bu tahmin modelimiz kesinlikle yanlış. Şimdi biz bunu doğrultacağız. Bunu doğrulta doğrulta ne demiştik zaten? Makine öğrenmesinde, yapay zekada temel mantık. Bildiğimiz, önceden herhangi bir şekilde hesaplayabildiğimiz, hesaplayabileceğimiz veya ismini bile bilmediğimiz, yani ne olduğunu bile bilmediğimiz ve değerini zaten hiç bilmediğimiz şeyler tahminliyoruz. Mesela burada ne olduğunu biliyoruz biz bunun. Bu eğim. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu bir eğim. Mesela ismi var. Ama bazı şeylerin ismi bile yok. Değeri boş ver. Şu anda mesela ismini biliyoruz ama değerini bilmiyoruz bunun. Değeri kaç? Yani bunun şu an gerçek değeri kaç? Oturup hesaplamak gerekiyor değil mi? Yani şuraya çizip hesaplamak gerekiyor. Hesaplamadığımız için şu an bilmiyoruz. O Dart'ta mesela önceden bildiğimizi varsaymıştık. 30 demiştik. Kolaydı. Ama bunu da hiç bilmiyoruz şu an. Hiçbir şekilde eğimi de bilmiyoruz. Bayezi de bilmiyoruz. Uydurduğumuz random. Bu ikisi random. Bunlar random ve yanlış. Şu an bu ikisinin yanlış olduğunu biliyoruz. Doğrusunu bilmiyoruz şu an. Ha bu onun doğrusu. Doğru kelimesi burada çizgi. Bu onun çizgisi. Evet, bu onun çizgisi. Yani bunların gerçek değerlerini şu an bilmiyoruz. Gerçek değerlerini bilmediğimiz için de çizgiyi gerçek çizemiyoruz. Doğru çizemiyoruz dememek için. Gerçek çizemiyoruz şu anda. Şimdi o gerçek değeri bulmaya çalışalım ve gerçek çizelim. Diğer kodlarda bazı gereksiz bölümler var. Onu alıp almama şeyini şu an bakıyorum ama muhtemelen gerek yok ona. O yüzden biz düz gidelim. Çok gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız. Öğrenmek için. Mesela bunu learning rate diyelim. Bir epoch diyelim. Epoch tam epoch veya iteration hiç fark etmez. Epoch burada 100 epoch olsun. Learning rate'i de yüksek veririz. Aşağıda mesela 1 üzeri eksi 5 vermişiz ama bunda mesela ne vermiş? Hatta diğer konsepte alışalım diye 1 üzeri eksi 3 olsun. %1. Yani bulduğumuz hata payının %1'i kadar doğrulayacağız. Zaten bu 100 epoch yetmezse ona göre biraz daha şey yaparız. Biraz daha arttırırız. Şimdi for i in range epoch diyoruz. İlk yapacağımız şey o. Aslında önce for'a koymadan bir tanesi için hesaplayıp sonra for'a koyabiliriz. Daha öğrenme açısından daha mantıklı olur. Öğrenme açısından daha sağlıklı olur. Önce şöyle yapalım. Yani her bir adımda ne yaptığımızı. Ne diyoruz önce? Mesela bir tahmin diyelim. Bu bir tane tahmin olsun. Bir tane. Sadece bir tane tahmin. Bir tahmin için de datanın ilk şeyini fiyat tahmin et. Sadece bir tanesini verelim. Bu bir taneyi alacak mı acaba? Şöyle olacak değil mi bu?
Data'nın sıfırıncı elemanının bunu. Bunu bir yazdırıp görelim. Patlamayalım sonra. Evet, bu olmadı böyle. Ne diyecektik? Log mu? Şöyle mi olacak? Aynen. Bu metrekaresi. Fiyatı ne kadarmış bunun? Price'ı. Gerçeği 4 17. Gerçek değeri 4.17. Tahmine bakalım. Tahmin. Hatayı da hesaplayalım hatta. Hata. Tahminin yanına hatayı da yazalım. Şimdi tahmin kaç çıktı? 1.29. Gerçeğimiz ne? 4.17. 4.17 eksi 1.29 bizim hatamız. 2.87. Şimdi bunu learning rate kadar hem Bayez'e hem de şeye yansıtacağız. Dolayısıyla diyeceğiz ki mesela örneğin bizim weight'imiz weight eşittir. Weight çarpı learning rate ve epo yukarıya alalım. Şunun üstüne. Ve çalıştıralım. Aynen şu an eğimi güncelliyoruz. Eğimi güncellerken de diyoruz ki eğim eşittir eski eğim artı hata miktarı. Hata miktarımız ne? 2.87 çarpı learning rate. Learning rate'i şöyle yapalım. Tam konuştuğumuz gibi olsun. Yani hatanın learning rate oranıyla bizim şeyi weight'i güncelle. Aynı şekilde tamamen aynı Bayezi ise aslında bir de pardon bunu bir de girdiyle çarpacağız. Bir fark var diyecektim de. Bunu bir de fiyatla. Bu bizim metrekareyle pardon. Metrekareyle çarpacağız. Yani girdinin miktarı çarpı hata. Çünkü girdi ne kadar büyükse veya girdi ne kadar küçükse o hatanın oluşmasına etkisi var. O eğimin küçük veya büyük çıkmasının suçlusu girdi. Dolayısıyla girdi ile de çarpıyoruz. Ama Bayez için böyle bir çarpma yapmıyoruz. Böylece Bayez ile eğim aynı oranda artıp azalmıyor. Yani biri artarken biri azalabilir negatif çıkarsa. Biri hızlı azalıp diğeri hızlı artabilir. Her halükarda şu anda eğim daha hızlı değişiyor. Bütün değerlerin birden büyük olduğunu varsaydığım için. Bütün değerler birden büyükse. Birden küçük değerler varsa ayrı. Ama birden küçük metrekare yoksa, yani birden küçük metrekare yoksa hep weight daha hızlı değişecek. Şimdi yeni weight ve bias'i görelim. Şimdi yeni weight ve yeni bias ne kadar değişti? Bir önceki 41, yani 417 diyelim buna. Bu da 720. Şimdiki kaç? 421, 723. Bence gayet güzel bir learning rate. Şimdi bu haliyle bu doğruyu tekrar çizelim. Buraya. Şimdi bunu aklınızda tutmanız lazım. Bunu aklınızda tutun. Tekrar çizdim. Böyle kıl payı oynadı. Yani kıl payı oynadı. Ben aynı datayla, yani birinci datayla bunu 100 defa çalıştırırsam bak değişiyor. Yukarı doğru gidiyor şu. Aynı bir tane datayla ama. Bir tane noktaya göre yapıyorum ben bunu. Bu doğru yerinden oynayacak. Oynadı mı bu arada emin değilim. Yani çok küçük olduğu için ha burası baya küçük. Daha geleceğiz ben çünkü şeyi. Mesela bunu learning rate'i eksi 2 yapayım. Ben şimdi hatırladım. Bu baya küçük çünkü. Şöyle yapalım. Bak. Şu an biraz değişimi görebiliriz. Gördün mü? Şimdi. Çok yüklenirsek sürekli. Bas 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 bas. Şimdi biz bir tane data ile yaptığımız için bu hep yani o datanın şeyine gelecek ve oynayacak sadece ve eğim ve bias o bir tane dataya sabitlenecek. Ama biz bir tane dataya sabitlensin istemiyoruz. Bütün datalara baksın.
ortalama bir şey çıkarsın. O ortalama bir şey olsun. Ya bir tane dataya uymaya çalıştığı halde şu an daha güzel. Yani herhangi bir tane data için bile işimizi görüyor şu anda. Muhtemelen o data bu olabilir. Şu, değil mi? Birinci datayı Ha şu. seçtik, Bunu diyorsun da. Ama ev ne kadardı? 1,29. Bu ama bu ilk olmak zorunda değil ki. Sen şu an bu en küçük data. Yani fiyatı kaçtı onun? Fiyattan hesaplaya tahmin edebiliriz. Fiyatı kaçtı bu evin? Nerede? Burada. 4,17. Fiyat 4,17 olan buralarda bir yerde. Evde 1,29. Şu yeşil olma ihtimali var. evet. Onun son 1,39. dediği fazla değil mi? Fazla yakın değil mi? Ha yok, 1,39 dediğine göre şuralarda bir yerde. Mavilerden biri. Mavilerden biri muhtemelen ya da şu En turuncu. yukarıdaki turuncu. Evet ya, ya bu ya bu. Dolayısıyla ben şu an bunu devam ettirirsem, nerede o eğitme işini yaptığımız yer? Bunu mesela şöyle biraz, Günün sonunda üstünden geçiş yapacak. evet, günün sonunda bu oraya gidecek. Şu an eğim iyice artıyor. Bayez de arttığı için oraya doğru gidiyor. Yani şuralara bir yere gelecek. Ama bir tane zaten özellikle eğim hesabında bu gittikçe yukarı doğru gidecek mi? Yok. Gittikçe yukarı doğru gitmemesi lazım. Aşağı da gidebilir ama her halükarda bir tane data bizi her halükarda yanıltıyor. Bir tane data her halükarda bizi yanıltıyor yani. Hiçbir kurtuluşumuz yok. Bunun aşağı da gidebilmesi lazım. Şu an niye aşağı doğru gitmiyor? Ben onu biraz bir düşünüyorum. Çünkü ha, şunun için gitmiyor. Hata bir sefer hesaplandı. Ha evet. Şunu yanlış yapıyoruz. Baştan yanlış yapıyoruz yani şöyle. Şimdi yani o eski hata. Hala o eski hata. O yüzden bunun zaten artış hızının da değişmesi lazım. Bak şimdi aşağı iniyor. Şimdi aşağı doğru iniyor. Şimdi daha doğru bir yere gelmiştir. Devam edersem tam çizgi oranın üzerinden geçer. Ama biz bir tane data ile istemiyoruz bunu. Bütün datalarla yapmak istiyoruz. Ve bunu ben elle basa 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 değil de bir epok sayısı verelim. Yani 100 defa yap. Her bir dataya 100 defa bak. Zaten 100 tane datamız var. 100 defa bak dediğimizde toplamda 1000 tane noktaya bakmış olacak. 1000 defa güncelleme yapmış olacak ve günün sonunda en iyi çizgiyi bulmaya çalışacak. Muhtemelen 100 epok yeterli olacak. Yapacağım tek şey şurada yaptığım şeyi, yani şu yaptığım şeyi getirip burada her bir nokta için yapmak. Bu epoktakine iyi demeye, gerçi iyi diyebiliriz de demeyebiliriz, fark etmez. Hiçbir şey demiyorum. Yani hiçbir şey demeyeceksem, kullanmayacaksam iyi, alt tire bırakıyorum. Sonra da for i in range len data, datanın uzunluğu kadar önce tahmin et. Sonra bu tahminine göre hatayı hesapla. Sonra ağırlığı buna göre güncelle. Sonra da Bayezid buna göre güncel. Şimdi çalıştırırsam günün sonunda hatta şöyle yapalım. O yüzden iyi kullansak fena olmazdı burada. Buna e diyeceğim. Epoch anlamında. Print. Epoch sayısı bu. Yeni weight bu. Yeni bias bu. Bu şekilde bir printle bunu görmüş olalım. Bu. Hatayla değil mi? Hata payını görmeye gerek yok. Hataların ortalamasını görmemiz lazım çünkü. Bir tane değil ki. Hataların ortalamasını görmemiz gerekiyor. Ona çok gerek yok. Şöyle bir çalıştırdım bakalım. Şimdi birinci, zaten biz biraz önce o elle yaptığımız şeyler yüzünden oynamıştı. Birinci de weight 1,86. Bias 1,58. 100 epoch sonra weight 3,14. Bias eksi 1,33. Şimdi doğruyu çizelim. Nasıl bir doğru çizildi onu bir görelim. Gayet isabetli. Yani 100 epoch gayet isabetli learning rate'i şey tuttuğumuz için. Şimdi biz bunu 1100 daha çalıştırsak çok bir şey değişmeyecek. Gördüğünüz gibi birinci de 3,14, sonuncu da yine 3,14. Bayez birinci de 1,33, sonuncu da yine 1,33. Neredeyse hiç oynamamış. Yani oynamış evet gördüğünüz gibi. Ama neredeyse hiç oynamamış. Neden? Çünkü hata miktarı çok küçük. Learning rate de zaten çok küçük. Çarpılınca
Çok çok küçük bir güncelleme çıktı. O yüzden de günün sonunda bizim doğrunun şekli neredeyse hiç değişmedi. Yani aslında 100 epoch bile muhtemelen böyle bir şey için çoktu veya learning rate'i biraz daha azaltıp küçültüp daha iyi de görebiliriz. Şimdi buraya kadar normal klasik iki parametreli bir yapay zeka modeli eğittik. Şu ana kadar yaptığımız şey o. Hani sen dedin ya ben nokta fit diyorum. Nokta fit dediğin zaman gerçekleşen olay şu. O weight'i ve Bayes'i buluyor. Bizim getirdiğimiz yaklaşım ne yapıyor? Bunu sıfırlayalım. Burada bir weight'i ve şeyi sıfırlamanın neredeler? Burada. Şimdi bunu sıfırladık. Bunu 10 üzeri x'i 3 yaptık. Bunu da çalıştıralım tekrar. Şimdiki doğruyu bir görelim. Doğru böyle. Tamam. Şimdi şunlara ihtiyacımız yok ama yine burada kalsınlar. Şimdi ben bunu 100 epoch çalıştırıp görelim. 100 epoch'un sonunda 2.53 0.7. Yani doğru olmaya gerçek yerine henüz var. Henüz var. Doğruyu çizelim. Bayağı görüntü olarak baktığımızda bayağı iyi. Ama bir önceden biliyoruz ki en iyisi bu değil. Değil mi? En iyisi bu değil. Şimdi biz diyoruz ki acaba biz bunu 100 epokta tam olması gerektiği yere yani daha az eğiterek nasıl yapabiliriz? Biraz önce ne yaptık mesela? Learning rate'i küçültünce 100 epokla doğru yere daha hızlı geldik. Dolayısıyla bunu acaba dinamik hale getirebilir miyiz? Ama buradaki dinamikten kastım şey değil. İşte belirli hesaplara göre gitmesin. Datayı tanıyorum ben. Datadaki notator'a göre değişsin. Yani şunu alıyorum. Şimdi tekrardan her şeyi başa çeviriyorum. Resetlemek için ne yapıyorduk? Bir burayı çalıştırıyorum. Bu resetliyor weight'leri. Tekrardan görün diye çiziyorum burayı. Onun dışında bir şey yapmama gerek yok. Learning rate bu zaten. Şimdi aynı fokus, aynı kodu buraya yapıştırdım. Hiçbir farkı yok. Sadece bu en sona, pardon, şu bölümü, şu güncelleme bölümünü diyelim ki notator'ı aldım. Şimdi notator'a eğer notator ne diyelim? Çarpan ne demek İngilizce'de? Notator katsayısı. Türkçe söyledi katsayı kalsın o zaman. Eğer bizim bu notator'ımız kimse, isimleri neredeydi bunların? Bir real estate expert var. Eğer bu notator real multiplier değil mi? Real estate expert ise o zaman katsayısını 5 yapıyorum. Bakın. Kilit faktör bu. Eğer bu odur ise katsayısını 2 yapıyorum. Eğer başkasıysa dokunmuyorum. Burada tek müdahale ettiğim şey şu anda notator katsayısı. Onu da getirip çarpı olarak buraya ekliyorum. Yani Bayes'i güncellerken, weight'i güncellerken elimdeki datanın kalitesine bakıyorum. Eğer benim bilgi kaynağım güvenilirse, yani bir emlak uzmanı söylediyse bu fiyatı, bu dataya diğer datalar gibi muamele etme diyorum. Ev sahibi söylediyse kötü söylemiştir. Ev sahibinin tahmini iyi değil. Onunkini 1 ile çarp diyoruz. Ev sahibi dışındakilerse de katsayıyı 2 ile çarpıyorum. Yani normalde bunun şu anda bu order'ı varsaydığımız için bunun normalde learning rate'i biraz önceki 10 üzeri eksi 3 iken bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ama eğer ev sahibi gelirse yine 11 çarpı 10 üzeri eksi 3. Emlakçıysa o zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Uydurdum bunu. Yani kendi şeyine göre kendi datanı iyi tanıyorsan güzel bir soru bu baya güzel bir soru. Bunu hesaplamak için de belki bir şey uydurabiliriz. Ama şu anda hani datanı tanıyorsan ve denediysen oluyorsa bunu daha büyük de yapabilirsin. Çünkü bunu ne kadar büyük yaparsan varmak istediğin yere o kadar iyi varırsın, hızlı varırsın. Ama aşırı büyük yaparsan bu sefer sıçramalar yaşarsın. O sıçramalardan bahsetmiştim sanırım. Sıçramalar yaşarsın. Sıçramalar yaşamamak için bunu güzel bir yerde tutmak lazım. Dediğim gibi bunun bir ara bunu hesaplayalım. Bu hesabı da yazalım. Şimdi tekrardan bunu çalıştırıyorum. Bak, çalıştırayım mı? Şunları
hocam kendiniz mi yazdınız? Hangisi? Vektör bias, yani denklemde. Yok, bu şey, bu normalde back propagation'la hesaplanıyor ya. Bu çok basit bir şey olduğu için zaten tek katman. Back propagation'la hesaplamayalım. Onun yerine ne diyoruz? Hiç türev mürev muhabbetine girmeyelim. Hatta o yüzden ne dedim? Mean square error'a bile girmeye gerek yok. Çünkü zaten hata eksi çıkarsa buradaki artı eksi gibi weight azalmış olacak. Hata pozitif çıkarsa artı weight artmış olacak. Dolayısıyla bu weight'i artırabiliyor, azaltabiliyor. Türev almaya gerek kalmıyor. Bu çok çok basit. Back propagation'a girdiğimizde bunun, yani bu çok ilkel bir back propagation aslında. Çok çok ilkel bir back propagation. Yapılan şey bu. Ağırlığı ve bayazı ne kadar değiştirelim? Ne kadar değiştirelim sence? Mesela bunu sözel ifade edebilmek gerekirse eğer. Şöyle diyorum ben. Şu an bu cümlede. Ben diyorum ki ağırlığı hata çarpı learning rate çarpı girdi büyüklüğü. Girdi büyüklüğü mü? Şu hata, şimdi hata kadar değiştireceğiz ya. Şimdi bu hatanın oluşmasına kim sebep oldu? Wait. Wait bu hatanın oluşmasında ne kadar sorumlu? Bu sorunun cevabı, yani bu ne kadar sorumlu sorusunun matematikteki cevabı ne? Genelde çarpı. Değil mi? Ne kadar sorumlu? Aslında data büyüklüğü kadar. Yani data girdinin, girdi büyüklüğü kadar sorumlu. Girdi büyük geldi. Hata şey pardon girdi büyük geldi. Ağırlıkla çarpıldı. Büyük bir hata oluştu. Girdi küçük olsaydı hata küçük olacaktı değil mi? Yani mantık olarak. Girdi küçük olsa hata küçük olurdu. Girdi büyük demek ki girdinin de burada etkisi var. Yani bu hata niye bu kadar büyük çıktı sorusunu soruyoruz. Dolayısıyla hatayı küçültmem lazım. Hatayı da, yani daha doğrusu ağırlığı güncelleyerek hatayı küçülteceğim. Hatayı küçültmenin başka bir yolu var mı? Şu an benim değiştirebileceğim sadece iki şey var. Weight ve bias. Bunlarla oynayarak hatayı küçültebiliyorum. Şimdi problem, buradaki soru o. Ben bu hatayı ne kadar küçülteyim, ne kadar büyüteyim? Cevabı da burası. Şimdi çalıştırayım mı? Çalıştırıyorum. Şimdi, öncekinde birincisinde ilk adımda 1.07 iken bu sefer birincide 1.53 çıktı. Direkt. Bayes 0.99 iken Bayes 1.20 çıktı. Yani daha bir epokta bile biz bayağı değiştirdik. Böyle bir müdahale ederek. Ve günün sonunda öncekinden bu mesela 2.53 çıkmış. Normalde bunun 3.14 çıkması lazımdı, değil mi? 3.14. Bu garip bir şekilde şu anda 2.49. Ama burası eksiye inmiş. Mesela burada eksiye inmemiş. Şu anda doğrunun, şimdi bunu aklınıza, önceki doğruyu kaybettik. Önceki doğrudan daha doğru olmasını umuyoruz. Çünkü elimizdeki datayı tanıyoruz. Learning rate'i ona göre daha büyük sayılarla çarptık. Şimdi dokunuyorum. Bu doğru, bunun loss ortalamasını hesaplamamız gerekiyordu aslında. Hesaplasaydık bu doğruya biraz öncekine göre çok daha hızlı bir şekilde varmış olduk. Buradaki temel mantık bu. Yani bu notator'ı bu işin içine koymak günün sonunda bu doğruyu daha hızlı elde etmemizi sağlıyor. Tek faktörü bu. Şimdi özetleyeyim bu şeyi. Bu seferkinde bir bilinmeyen değil, yani bir parametre değil, iki parametreli bir yapay zeka modelimiz var. Parametrelerimiz neler? Weight ve bias. Şu anki miktarları ne? 2.49'a eksi 0 çarpı 0.1. Dolayısıyla ben şu anda bu modeli kaydetmek istiyorum desem bu iki sayıyı bir yere yazmam yeterli. Bunu bir dosyaya da yazabilirsin. Dolayısıyla bunu bir dosyaya yazdığında burada neredeydi o başlangıç atamaları? Burası. Weight'i random atamak yerine from pretrained derdik. O dil modellerinden hatırlıyorsunuz. Nokta from pretrained dediğinizde from file ya da getirip buraya değer kaçtı mesela? 2.49 şey burada 2.53 buna göre 2.49 2.49'a eksi 0.01 elle yazabilirsiniz. Bunu elle yazarsanız modeli eğitmenize gerek yok. Bu model eğitilmiş bir model artık. Şöyle yorum olarak yanına yazalım.
2 çarpı 49, 50 diyebiliriz, fark etmez. Bu kaçtı? Eksi 0 çarpı 0, 1. 0, 0, 1 bir şey de olabilir ama normalde olması gerekenler bunlar artık. Günün sonunda biz burayı bulabildik mi? Bulabildik. Şimdi bir sonraki şeyde bunu 6 parametreli, konuştuğumuz 6 parametreli olanı yapıp ama ona o örnekleri güzel bulalım. Yani o 6 parametrenin her birinin ne oldu? İşte dedi ki hocanın kanaat notu, başka bir hocanın kanaat notu mesela, ödev yapma gayreti, derste uslu duruşu gibi katsayılarla çarpılsın bu vize ve final. Ona göre en son puan hesaplansın. Bir sonrakinde onu yapalım. Burası için soracağınız bir şey var mı? Kodlar burada. Yine bunu da şeye atarız. GIST olarak GitHub'a atarız. Bu sefer bunu da atmamız gerekecek. Ama bu datayı uydurmak çok zor bir şey de değil zaten de. Yine de atalım, bir şey olmaz. Durduruyorum o zaman videoyu.